Harry Potter sevenlerin filmlerle ilgili en büyük sıkıntılarından biri kitaplarda bulunan çoğu olayın filmlerde yer almaması. Normal ve sakin bir şekilde düşünürsek 1000 sayfalık bir kitabın tamamını filme uyarlamaları imkansızdı. Peki uyarlarken daha iyi bir iş çıkarabilirler miydi? Büyük ihtimalle. Gene de Harry Potter serisi büyük bir kitleye hitap etmesine ve gişe filmi olmasına rağmen sinema adına önemli şeyler başardı. Filmler bir jenerasyonun ve bu kanalın sinemaya merak salmasına yardım etti. Bugün filmlerin en iyi silinmiş sahnelerine göz atacağız. Ve biri gerçekten bakış açınızı değiştirebilir. Bu arada Harry Potter'la ilgili bir video çektiğimiz için size şu videoyu hatırlatmam gerek. Tamam, şimdi başlayabiliriz. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları bölüm 2 çok iyi bir finaldi. Özellikle Snape'in hafıza sahnesi sırasında duygusallıktan ne yapacağımızı şaşırmıştık. 8. filmle ilgili tek eksik aksiyon sahneleri olabilir. Bunu birazdan detaylı şekilde açıklayacağız. Önce şu atılan sahneyi izleyelim. You shouldn't have. Teddy, honey. He'll sleep till dawn and snore like his father. Yönetmen David Yates filmi kurgularken daha çok aksiyon sahnesi çekebileceklerini düşünmüş. Aksiyon sahnesi olarak da aklına Lupin ve Tonks'un ölümü gelmiş. İki oyuncuyla da ek çekim yapmak için görüşmüşler ve takvimde problem çıkmamış. Bu düelloyu çekememelerinin tek sebebi filmin 3 boyutlu olması. 8. film 3 boyutlu kamerayla çekilmeden dijital ortamda 3 boyutlu yapılıyordu. Ek bir sahne çekilseydi görsel efektler zamanında tamamlansa da 3 boyut dönüşümü yapılamayacaktı. Kitapta Tonks'u Bellatrix, Lupin'i de Dolohov öldürüyordu. Dolohov'u da Flitwick öldürüyordu. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları bölüm 1 silinmiş sahnelerle dolu. İlkini izleyelim. This isn't just goodbye, boy, is it? This is farewell. I don't understand. Isn't he coming with us? Who? Harry. Absolutely not. Why? Why? Well, because he doesn't want to, do you, boy? Absolutely not. No. Besides, I'm just a waste of space, isn't that right, Vernon? Come on, Dudley, we're off. Şimdi burayı biraz hızlandıracağız. Çünkü Dudley değişik bir oyunculuk sergilemiş. I don't think you're a waste of space. Thanks. See you, Big D. İki kankamızın barışmasını görmek güzel olurdu. Ama gene de filmin açılış sahnesi harikaydı. Bunun dışında ölüm yiyenlerin Grimmauld meydanındaki evi gözetlemesi veya Lupin'in Harry'e düğün sırasında oğlu Teddy'nin vaftiz babası olmasını istemesi de filmde yer almıyordu. Bu sahneler çekilmiş olsa da resmi bir şekilde yayımlanmadıkları için içerikler hakkında bir bilgimiz yok. Tek kaynağımız set fotoğrafları. Crown ve Hermione'nin dansı sırasında Ron'u izlemek harika olurdu. Ayrıca Harry'nin annesi Lily'nin Sirius'a yazdığı mektup da 7. filmde bulunacakmış. Hatırlarsınız, mektupta Harry'nin küçükken nasıl süpürgeyle uçtuğunu falan anlatıyordu. Bu sahne ise Ron ve Hermione arasında tatlı bir küçük an yaratıyor. Lean back a bit. Get quite low. Took the wrist. Seri boyunca bizim en çok ilgimizi çeken silinmiş sahne Draco Malfoy'unki. Bu sahneyi sadece kamera arkasından görebiliyoruz. Bam! Potter! Confringo! Take cover. Confringo!
Dikkatli izlediyseniz Malfoy Voldemort'un önünde ölü sanılan Harry'e asasını atıyor. Ölüm Yadigarları bölüm 1'de Malfoy Harry'i tanımasına rağmen Bellatrix'e söylemeyerek onu bir bakıma kurtarıyordu. Ancak bu sahne konulsa direkt olarak karakterin iyi tarafa geçtiğini söyleyebilirdik. Bizce bu sahnede Draco Harry'nin tarafında olsa da Voldemort'un önünde bu hareketi yapacak kadar cesaretli biri değil. Yine de bunu çekmeleri bile çok ilginç. Ateş Kadehi'nde farklı okulların önünde Hogwarts'ın kendini tanıtmak için söylediği bir şarkı da atılan sahneler arasında. Şarkı eğlenceli olsa da Dumbledore'un sözleri gösterdiği şeyin efekti gerçekten çok kötü. Balo sahnesinde çalınan şarkının uzun versiyonu da filmden atıldı. Radiohead'in gitaristini ve Pulp'ın vokalistini sahnede görebilirsiniz. Atılmış birçok sahne daha var. Ancak bizim en çok beğendiğimiz Melez Prens'te herkesin dışarıdaki fırtınaya baktığı sahne. Müzik unutulmaz. Harry Potter yönetmenleri, setleri ve müzikleriyle gerçekten unutulmaz bir iş. Bu döneme denk geldiğimiz için kendimizi şanslı sayabiliriz. İleride belki diğer atılmış sahnelerin de videosunu yapabiliriz. Ama önce siz bizim Daniel Radcliffe'le tanışma hikayemize bir göz atın. Ayrıca videolarımızı geliştirmemiz ve yurt dışındaki galalara gidebilmemizi isterseniz Patreon sayfamızı da destekleyebilirsiniz. Desteklemeseniz de problem olmaz. Hoşça kalın.